iktidara girdi. Ve İstanbul'u İngilizler işgale attı. Konuşma esnasında. Şu kadar milyon, şu kadar ne kuruş bu tahsilattan harcandı diyor. Yolda kişilere ödenen yolluklarda. Öldürmeyi düşündüğümüz adama niye yolluk ödeyelim? Daha doğrusu niye taşıyalım ki? Yerinde niye öldürdü? Karım da gülüyor. Niye gülüyorsun tabii? Ve Osman Demir falan ondur. Neyse devam edelim. Ha. En güzeli de bu. Amerika ilk giden beri olayı biliyorum. Ben size özetleyeyim bu şeyi. Şu olayı özetleyeyim size. Amerika 1922'de biliyor. Ermeniler öldürülmediğini biliyor. Bakın, bu kadar acı bir şeyse bu. Bu gizli bir belge. Zaten üzerinde de işte 70 yıl süreyle yasak. Dağıtılması yasak, o su yasak, bu su yasak falan filan. Ama bu İngiliz ülkesine giden bir Amerikan belgesi. Neyi biliyor adamlar? Kaç kişinin sağ olarak nerede olduğunu biliyor. Hani güzel elbeni bir buçuk milyon yolda öldü dedi ya. Amerika o bir buçuk milyon insanın nerede olduğunu biliyor. Ben yakından size söyleyeyim, sesim geliyordu. Koca Avcı'yla konuştuğuma göre. Bakın, geliyor ki Türkiye'de 200 bine yaşıyor. Bunun 150 bine İstanbul'da yaşıyor. Bu Amerikan kaynağı. Eşya bilir diye orta asıl. Yani bizim Anadolu'muzda da 120 bin Ermeni yaşıyor. Dolayısıyla 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde 261 bin Ermeni yaşıyor. Dönüyor buraya. Bakın, Republic of Erivan. Erivan Cumhuriyeti. Erivan'da çünkü geçici olarak bir bağımsız Ermenistan devleti kuruldu. Ne kadar Ermenistan'daymış? 1.200.000. Neredesin? Nerede Gürcistan? İşte nerede Gürcistan'da olanlar kaç kişiymiş? 400. Azerbaycan'da 140 bin. Bueno, bilmem ne Kafkasya'da 20 bin. Adı Parso Rusya. Rusya'nın değişik yerlerine dağılmış 220 bin Ermeni var diyor Amerikan kaynağı İngiltere. Kendi istihbaratından söylüyorum. Bu kadar burada çalışıyor, burada bu kadar yaşıyor, burada bu kadar yaşıyor. Bunların hepsi sürülmedi demek istiyorum. Sürüldü zannedilenler bile döndüler. Buralara, buralara gönderiyordular. Bunlar burada diyor, 1920'de. Sonra devam ediyor, 22'de. Suriye, Filistin, Mezopotamya, Mısır, Sudan ve bilmem ne. Bunu okuyamadım. Ha, burada 25 bin, burada 104 bin kişi. Yani Suriye'de, Filistin'de, Mezopotamya'da, Mısır'da, Sudan'da olanların sayısı 104 bin. Şu bir kelime, orada yaşayan 25 bin. Hindistan, 12 bin. Bunlardan bizim haberimiz yok ve biz bunları hep öldülermiş gibi kabulleniyoruz. Onun için hep dedik ki, canım 300 bin dolayında bir şey var, 1,5 milyon yok, olamaz zaten. Ama Amerikalı hangi tarih olması bakın 1922'de diyor ki tablo budur. Bize de söylemiyor tabii ki. Bitiriyorum ilacı. Şimdi ve bakın Yunanistan, Kıbrıs 72 bin Ermeni oraymış. Bulgaristan'a 45 bin kişi gitmiş. Romanya'ya 43 bin kişi gitmiş. Central and Eastern Europe. Merkezi Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'ya da 50 bini dağılmış. Biz 1,5 milyonu taşıdık da yolda bunlar öldü, hesaplarını bunlar 80 senedir bize ve bütün dünyayı böyle anlatırken biz şu belgeye daha işte bir sene olmadı kavuştuk. Ama bu belge Amerika'nın elinde 1922'den beri var. O yüzden Amerikan başkanları hiçbir zaman evet Türkler soykırım yapmıştır kabul etmedi etmez. Bu sebeple etmez. Çünkü o oturduğu Kongre kütüphanesi bir sürgü gibi, sürgün üzerinde oturuyor gibidir. O Kongre kütüphanesi de çünkü işte bu belgeleri görür. Bunu göre göre bu varlığı kendisi reddedebileceği için vilayetlerin başındaki valiler politik olarak ver 1 milyon dolar seçim kampanyasına beni destekle
ben kendi meclisinden geçireceğim der ve geçirir. Bugün 40'a yakın senato, daha doğrusu Amerikan eyaletlerinde aleyhimize kararlar alındı. Hiçbirinin 10 gram hukuken geçerli bir parası yok. Amerikan başkanı evet demedi. Başkanlar da diyemez. İşte bu belgelerin ne olduğunu bilir. 1,5 milyon insanı öldürürüz diyemezler. O insanların nereye göçtüğünü biliyorlar. Bunları topluyorsunuz. Şimdi bakımdan bir rakam çıkıyor. İşte Yunanistan'a bu kadar bu kadar. Sonuçta da United Kingdom. Evet. İngiltere'de 125 bin. Kuzey, şunu okuyamadım. Memle kuzeyleri 3 bin. Toplam 3 milyon 4. Diyor ki, Türkiye'den yola çıkan kişi sayısını 780 bin olarak veriyor. Dünyada diyor yaşayanlar şu kadar. Bunun diyor 817 bini diyor Türkiye'den canlı olarak çıktı diyor. Belki. Bakın. 3 milyon ki bu 3 milyonun diyor o 817.873'ü are refugees from Turkey. Türkiye'den çıkan göçmenler. Nerede hani bunlar bu öldürülmüş köyü, şuydu, buydu, buydu, buydu? Bu 800 küsur bin kişinin ülkelere nasıl dağıldığını söylüyor. 500 binin de zaten haletli olduğunu biz biliyoruz. Kişileri de yerleştirdik. Bunu da Ermeni, işte paşası, Bogos Nubar, Sevrevle yazı olarak yazdı. Ama dedi 700 bin kişi geliyordu, 200 bin kişi nerede? Peki 200 bin kişinin hesabını sen sor da bu 1,5 milyonun hesabı niye sordun ekseyde Hüseyin? Nereden çıkıyor? İşte olayları zamanında böyle hem de ensesinden olaylara sahip çıkmayışımız, bunları savunacak gücümüzün olmayışı, sesimizin çok geniş yerlere yayılamaması, işte bu çalışmaları dediğim gibi üniversitelerde çok sivil kesimi, insanlarımızın paylaşımı, oluşu vesaire. Dolayısıyla buralardan dolayı biraz sıkıntı çektik, epey çektik. Ayrıca bakın, Amerika'da da bu kadar akademisyen çıktı. Türkiye'nin yerine bir gazete ilan edildi, tam sayıda. Bakınız bu ilan çıktı, Allah bilir 1 milyon dolar falan para ödemişti. Bu kadar profesör. Türkiye'nin aleyhine böyle bir karar dünyada alınamaz diye imza attılar. Yaptıkları, Türklerin yaptığı bir sorun değil diye söylediler. Sonra bunların evi bombalandı. Bunlardan Türkiye'ye sığınanlar var. Çok yakın dostlarım var. 2 tane profesör hocamız var. Çok yakınca da görüşürüz. Adam evi bombalandı, adam Türkiye'ye sığındı. Düşünün, Amerikan yurttaşı bir profesörün evini Ermeni gitti bombaladı. Bu şeyi sürdürmeyeceksiniz dediler. Ama bu kadar sayıda profesör, bu tam sayıda reklama imza attılar. Ertesi gün bu ilan hemen çekildi gazeteden. Çünkü Ermeni bunu 3 katını ödedi ve bir ilanı yayınladı. Bunları geçelim. Ermeni'ye yargı topladı. Bakın bu 26 Şubat 2005 Cumartesi günü Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan bir haber. İlk defa hata yaptılar. Biz dua ediyoruz ki devlet gitsin bizi mahkemeye versin. Hukuken çünkü hemen sıkılırız, iş kapanır. Bu yaranın kapanmaması lazım. Hep kanaması lazım ki inanılmaz bir rant dönmeye devam etsin. Tıpkı şimdiki PKK'a göre. Müthiş bir para dönüyor. Kaçak çocuklar, eroin satılıyor, kadın satılıyor, neler dönüyor. Dövüşüyoruz biz diyorlar, o bana iyi. Marsilya'daki, demek ki bu benim hemşerim olabilir. Marsilya'daki bir dernek. Ermeni derneği. Marsilya Ermeni derneği. Mahkemeye gidiyor, dava var. Tam beklediğimiz bu zaman. Düzeltişliği var. Hükümet, devlet bu hatayı yapmıyor. Ama o yapıyor. Niye yapıyor ve kimi dava ediyor? Türkiye değil. Avrupa parlamentosuna dava ediyor. Mahkemeye diyor ki Avrupa Adalet Divanı, ey Adalet Divanı. Ben işte şuradan kaçtım, göçtüm. Bunlar benim babamı, atamı kestiler. Zaten oradan zor kaçtım. Şimdi gazetelerde okuyorum. Türkler Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Ve Avrupa Birliği de Türklerle müzakere sürdürüyor. Şimdi ben sana dava açıyorum ve bu Avrupa Birliği'ni dava ediyorum. Sen onlara haddini bildir. Bu Avrupa Birliği bilmezdi ki 1987'de bir Avrupa Parlamentosu kararı var. Bu karara göre Türkler soykırım suçunu kabul etmezlerse Avrupa Birliği'ni bırakır. Bugüne kadar reddettiklerine göre
Sen niye konuşuyorsun ki bu adamlarla? Vermiş bir 35 tane dosya, al bunu düzelt, gel seni alacağım diyorsun. O 35 dosyayı düzeltsen mi olacak? Alabilir misin ben? Sen işte alamayacağını bu adamlara söyle. Çünkü 1987'deki karar hala yürürlükte. O karara göre tutmayan soykırım yaptım kardeşim ben. Demezse buraya giremezler. Peki bu niye bu müzakereyi sürdürme dedi, dava açtı. 31 euro da tazminat istedi. Ve dedi ki, gündüzleri nevrim dönüyor. Sabahleyin gazeteleri alıyorum, Türklerle ilgili haberler. Bunu görünce moralim bozuldu. Zaten onlardan kaçmışım, hala kaçamamışım demektir diyor. O yüzden 31 euro da bu midesinin dönmesi karşılığı istiyorlar. Mahkemenin kararı. Ve bu 1905'te, 2005'te Türkiye'de sadece bu 2005 bak yazıyor ya, 2005 Cumartesi günü Türkiye'de haber oluyor. Bir tek bunu bu gazete, bak şu an evet, Türkiye gazetesi, yani demek istediğim, tarafsız davrandım. Diğer gazetelerde bu ufacık bir haber olarak yer alırken, Türkiye gazetesinde bu geniş olarak yer aldı. Neyin haberini verdi bu? İşte yargı tokadı dediği Avrupa Birliği Mahkemesi açıldı, davaları inceledi, kadınlara bağladı. Bir ülkede bu hepimizin kulağında olmalı, belki de bütün bu konuşmanın son cümlesi bu olmalı ama en özeti de doğrusu budur. Bir ülkede Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar bizi bağlamaz. İki dedi, hiçbir parlamentonun kararı bizi bağlamaz. Yani ne demek? Amerika'daki eyaletlerin aldığı kararlar, Arjantin parlamentosunun aldığı karar. Diyoruz ya, moralimiz bozuluyor. Şu da kabul etti, bu da kabul. Ne olacak halimiz? Hiçbir parlamentonun aldığı karar bizi bağlamaz. Üç dedi, çünkü parlamentolar siyaset organlarıdır. Siyaset nereden esiyorsa kararı ona verir. Dedi. Oysa dedi hukuk öyle taraf tutmaz, siyasete, politikaya da bakmaz. Delilere bakar, kanıtlara bakar, belgelere bakar. Ona göre karar verir dedi. Şimdi bu dava 2004'te açılıyor. Tabii dava sürüyor. Sonra bağlanıyor. Sonuç açıklandığı zaman geliyor iş 2005'in Şubat'a. Bunları dedi mahkeme cevap olarak. Kaldı ki dedi, sizin de sunduğunuz belgeler zaten Türklerindir. Soykırım suç işlediklerine ilişkin güçlü bir belge değil. Davaların reddine tazminatın Ermeniler tarafından ödenmesi. Adam 30 bin euro kazanırım diye dava açtı. 30 bin euroyu da kendi ödedi. Bizim basına da bu çok tuhaf düştü. Çünkü bunun arkasından temizliği oldu. Tam tarihi kolay hatırlarsınız. 29 Ekim. 29 Ekim 2004'te temizle bunu onayladı. Dolayısıyla adamın kımıldayacak tarafı kalmadı. Neyi öğrendik buradan? Demek ki siyaset organlarının aldığı kararlar hukuken geçerli değilmiş. O zaman korkma. O zaman aman Fransız parlamentosu ben ne olsa o kararı bin kere alsın. O da biliyor onun büyük bir ne olacağını ayrıca. Bunlar hep şov. Oradaki ergeni altının işte oyunu almak için bak elinden geleni yapıyor o kadar güzel. O elinden geleni yaptığın kararı aldı. Sonuç alınamaz.